adı da kendi de kirli örgütün bir dergisi var. İnternette yayınlanıyor. İsmi Serks Febun. Dergi yakın dönemin hafızası. 90'lara dair her şey o sitede yazılı. Tabii PKK'nın ağzından ama yazan her bir satır bir itiraf gibi. Dergideki tarih bugün PKK ve ona sempati duyan çevrelerin papağan gibi tekrarlayıp durduğu 90'lara geri dönülüyor sözüne tokat gibi cevaplar içeriyor. Gelin kirli örgütün kendi kadar kirli tarihine kendi dilinden bakalım şimdi. Ve 90'lara geri dönülüyor mu sorusunda yönü değiştirelim. 90'ların PKK'sına, PKK'nın zifiri karanlık katliamlarına, Öcalan'ın vakti zamanında PKK'nın bugünkü baronlarına söylediklerine bakalım. Bakalım ki 90'lara geri dönülüyor sözünün nedenli anlamsız olduğu çıksın ortaya. Tarih 20 Haziran 1987, saat 21.30. Yer Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık Köyü. Köy 16 haneli, 60 nüfuslu. Bilgi bizzat PKK'nın sitesinden. Sitede PKK'lıların köyü bastığı, 16'sı çocuk, 6'sı kadın, 30 köylüyü öldürdüğü yazılı. Bir de köye bir bildiri bırakıldı. Bildiri de şöyle yazılı. Halk Kurtuluş Kuvvetleri'nin kurşunlarından hiçbir güç sizi kurtaramaz. Peki kim o Halk Kurtuluş Kuvvetleri? Cevabı yok. 30 köylü neden öldü? Onun da cevabı yok. Devam edelim PKK'nın 90'lara ait kirli tarihini PKK sempatizanı siteden okumaya. Aynı yıl Temmuz ayı. PKK yine devrede. Dil yine aynı dil. Siviller yine hedef. Bir günlük gibi PKK'nın kirli tarihini tutan o dergi o Temmuz'da olanları şu çirkin dille anlatmış. Turgut Özal Pınarcık köyüne geldi. Eşkıya için tek yol gelip teslim olsunlar, canları tehlikededir diyerek tehditlerde bulundu. Ancak Peçenek ve Yuvalı'da gerçekleştirilen iki ayrı eylemde gerçekte kimin tehlikede olduğu daha açık bir şekilde gözler önüne serildi. İdil, Peçenek ve Midyat Yuvalı köylerine baskın düzenlendi. Baskında her iki köyde bulunan 40'a yakın köy kurucusu yakınlarıyla birlikte imha edildi. Dahası var bu kirli tarihin ve PKK'nın bebek katili diye anılmasına neden olan katliamlarının. İşte bir başka örnek. Tarih 22 Eylül 1987. Yer Şırnağ'ın Güneyce Köyü Çifte Kavak Mezrası. Hedef yine halk. PKK o gün o mezrada ikisi hamile 5 kadını, 4'ü çocuk 11 kişiyi katletti. Aynı dergide yani kirli örgütün yayın organında 9 Mayıs 1980 günü Nusaybin'de gerçekleştirilen katliam için 10 hainin cezaları kurşuna dizilerek infaz edildi deniyor. Bakın hain denilenler kim? Ayşe Çelik, 2 aylık. Fikriye Çelik, 2 yaşında. Narine Çelik, 3 yaşında. Fadime Çelik, 5 yaşında. Müslüme Çelik, 7 yaşında. Niyazi Çelik, 9 yaşında. Abdurrahim Çelik, 12 yaşında. Ziver Çelik, 15 yaşında. İşte bu örgütün ismi PKK. Örgütün yöntemi farklılık gösteriyordu ama hedefi hiç değişmiyordu 90'lar boyunca. 25 Aralık 1991'de Bakırköy'deki Çetinkaya mağazasında yine bir katliam oldu. Bu kez 2 yaşındaki Merve ve annesinin de aralarında olduğu 7'si kadın 11 sivil hayatını kaybetti. Ve 23 Haziran 1992 Batman Gercüş'e bağlı Seki köyünü basan PKK'lılar iki korucu ailesinin evine saldırdı, 8'i çocuk 10 kişiyi öldürdü. Liste uzun ve her bir satırı acı dolu. Hedef hep bebekler, çocuklar, kadınlar.
Aynı dergide bundan 16 yıl öncesine ait bir cümle daha var. Konuşan bu kez Öcalan. Bahsettiği isim ise hali hazırda Kandil'in başındaki terörist Cemil Bayık. Öcalan şöyle bahsediyor katil Cemil Bayık'tan. Savaşa girmez. 92'de bir mağarada 17 PKK'lıyı yaralı olduklarından ele geçmemeleri için öldürdü. 13 PKK'lıyı ise disiplini sağlamak adı altında katletti. Şimdi oturup düşünme vakti. 90'lara dönülüyor diyenler malum çevreler. Doğan medyası bir yandan pişiriyor bu yemeği, Cumhuriyet gazetesi diğer yandan. Ben PKK'yı herkesten iyi bilirim diyen sözde gazetecileri de ekleyin listeye. Hepsi papağan gibi 90'lara dönüş şarkısı söylüyor. Diyelim ki 90'lara dönülüyor ama artık bu sözü papağan edasıyla tekrarlayıp duranların hep savundukları tarafsızlık ilkesi gereğince akıllarına artık bu karanlık sayfalarında gelmesi gerekiyor. Çünkü sözler kadar hafızaların da tarafsız olması şart.